Her yıl 30 Ağustos'ta yapılan Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçme yarışmasına bu yıl terör olayları darbe vurdu. 2015 yılında 21 farklı ülkeden 215 yüzücü yarışmaya katılırken bu yıl ise yalnızca 45 yabancı yüzücü kayıt yaptırdı. ...1986 yılından bu yana devam eden yarışmanın bu yıl 30.sü düzenlenecek. Yarışlara bu yıl iştirak edenlerin sayısı düştü. 2015 yılında yarışlara 215'i yabancı olmak üzere toplam 615 yarışmacı katılmıştı. Bu yıl ise terör olayları sebebiyle yalnızca 45 yabancı yüzücü kayıt yaptırdı. 31 yıl önce 1986'da Rotaryen Özel Öner'in katkılarıyla başlayan yarışmamız... Yıllar içinde gelişmiş, büyümüş ve uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 1999'da yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle o yıl yarışmamız iptal edilip ayrılan bütçe Kocaeli Üniversitesi Rotary Hastanesi yapımına bağışlanmıştır. Geçen sene yüzme yarışmamıza 23 farklı ülkeden 215'i yabancı, 400'ü ülkemizden toplam 615 sporcu katılmıştır. Arabistan, Singapur, Güney Kore, Güney Afrika, Estonya gibi dünyanın dört bir yanından katılan 215 sporcu, refakatçileriyle birlikte bine yakın yabancı şehrimizde konaklamıştır. Bu insanlar güzel anılarla ülkelerine dönerek etraflarındaki insanlarla bu olumlu izlenimlerini paylaşmışlardır. Türkiye'mizden katılan 400 sporcu da yine refakatçi ve aileleriyle şehrimize gelerek ekonomide ve turizmde büyük artı değer yaratmışlardır. Yine bu büyük organizasyonda 12 hakem, 15 can kurtaran 60 balıkçı teknesi, 4 hücum bot, 8 zodyak bot, 1 sahil güvenlik gemisi ve 1 adet helikopter güvenliği sağlamıştır. Yarışma 30 Ağustos günü Eceabat-Çanakkale arasındaki 3,5 millik parkurda yapılacak. Saat 10'da Eceabat kumsalından başlayıp Çimenlik Kalesi'nde 11.45'te sona erecek yarışmaya 45'i yabancı 545 yarışmacı katılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 94. yıl dönümünde gerçekleşecek olan bu yılki yarışmamızda sloganımız Barış ve Demokrasi için Yüzüyoruz olacaktır. Bu yılki yarışmamıza da 500 yurt içi, 45 yurt dışı kayıt aldık. Dünya çapında bilinen ve ilgi gören yarışmamıza 2013 yılında meşhur Hollywood yıldızı Boderek, ünlü Türk iş adamlarından Saadettin Saran, Niyazi ve Mehmet Önen, Amerikan Ankara Başkonsolosu Frederick Kinder'in katıldığını hatırlatmak isterim. Ancak bu yıl yurt dışı kayıtlarımızda dramatik bir düşüş var. Bunun sebeplerini hepimiz biliyoruz. Ümit ediyorum ki seneye yapacağımız yarışmamız dünya çapında tekrar aynı ilgiyi görecektir. Ama bu senede aramızda gene çok değerli sporcularımız var. Örneğin Manş Denizi'ni yüzerek geçen Çılgın Türkler Kadın Yüzme Takımı'nın değerli üyesi 51 yaşındaki Rengin Börekçi İzmirli Master Yüzücüler ile yarışmamıza katılacak. Kurtuluş Savaşı'nda işgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesini temsil eden 30 Ağustos Zafer Bayramımızda zafer ruhunu yeniden canlandırmak için yüzeceğini açıklayan Sayın Börekçi'yi ve arkadaşlarını heyecanla bekliyoruz. Ayrıca İstanbul Mehmet Er'den katılan sporcularımız da kanserde erken teşhis ve tedaviye dikkat çekmek için yüzecekler. Bu güzel organizasyonda hepsi birbirinden değerli sporcularımızı şehrimizde ağırlayacağımız için çok mutlu, gururluyuz. Ünlü Hollywood yıldızı Boderek de 2013 yılında Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçme yarışmasına katılmış ancak yarışmayı tamamlayamamıştı.